Onu sahiplendiğinizde daha küçücük bir yavruydu. Kızım veya oğlum diye seslendiniz onlara. Ama büyüyünce her şey değişti. Birçok hayvanın hayatı bu şekilde değişiyor. Oğlum veya kızım diye seslenen insanlar onları gün geliyor sokağa atıyorlar. Ufakken ilk onlarla tanıştılar. Belki de anne veya babaları zannediyorlardı onları. O kadar güvenmişlerdi ki o insanlara, onlar için canlarını bile verebilirlerdi. Ama nereden bileceklerdi ki bir gün sokağa atılacaklarını? Hayvanların duyguları olmadığını zannediyorsanız, biraz sonra izleyecekleriniz sizi çok etkileyecek. Bir evladın annesinden veya babasından zorla koparıldığını düşünün. Veya annenizin veya babanızın sizi sokağa attığını düşünün. O zaman ne hissederdiniz? Sokağa atılan hayvanların başlarına neler gelebileceğini veya neler hissedebileceklerini bu videoda daha iyi anlayacaksınız. Görüyor musunuz ne hale gelmiş? Bir yol kenarına yatmış ve belki de ölümünü bekliyor. O kadar yorgun ki, o kadar cansız ki, öldü zannedebilirsiniz. Ama hala yaşıyor. Bu köpek hayvanseverler tarafından kurtarıldı. Ama birçok hayvan bu köpek kadar şanslı olamayabiliyor. Birçok hayvanın sonu o yol kenarında ölümle sonuçlanıyor. Ve yaklaşık 2 aylık yoğun bir tedavinin ardından bakalım köpek ne hale gelmiş. Şahane bir rengi varmış. Beyaz. Çok güzel bir köpekmiş. Ama vücudundaki yaralardan anlayabilirsiniz ne çileler çektiğini. Gözlerinden hala hayatın yorgunluğu anlaşılıyor. Ama o eski halinden eser yok. Birçok yarası iyileşmiş. Görüyor musunuz? Ne kadar tatlı. Hayvanların duyguları yok zannetmeyin. Bu izlediğiniz hayvan sahibi tarafından terk edilmiş ve nasıl ağladığını görüyor musunuz? Tıpkı bir insan gibi. Ne kadar üzülmüş, ne kadar kırılmış, terk edilmiş bir hayvanın duyguları işte bu. Ve bir başka köpek. Aynı şekilde sahibi tarafından terk edilmiş. Birçok sahibin yavru hayvanı büyüdükten sonra sokağa attığını duyduk ve biliyoruz. Maalesef sokaklar bu tür hayvanlarla dolu. Birçoğu bu hayvanları duygusuz zannediyorlar. Ama siz de gördünüz, hiç de öyle değiller. Lütfen bir hayvanı sahiplenmeden iki kez düşünün. Bu sorumluluğu almaya hazır mısınız? Eğer sahiplendiğiniz hayvana büyüdüğü zaman sokağa veya barınağa bırakacaksanız, ona en büyük kötülüğü sahiplenerek siz yapmış olursunuz. Unutmayın ki insanlar gibi o hayvanların da duyguları var. Belki de insanlardan daha da duygusallar. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Lütfen kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.